Piyasada birçok tekli alan tarama cihazının sistem kutusu mevcuttur. Frekans veya hedef seçimi yapıldığı iddia edilmektedir. Ancak birçoğu maalesef doğru mantık ile çalışmamaktadır. Bunun bir teknik olarak testini osiloskop ve multimetre yardımıyla yapabiliriz. Myra alan tarama cihazında hedef seçimi yaptığınızda hedeflerin frekans değerlerini etrafa yayar. Gelin hep birlikte osiloskop ve multimetrede yansımasını görelim. Cihazımızı açtık. Otomatik arama. Burada yalnızca Myra alan tarama antenini kullanacağım. Altın seçimi yapalım. 5 kHz. Mesafemiz 400 olsun. Başlat diyelim. Şu anda alan tarama cihazımız 5 kHz'lik bir frekans yayıyor. Gelin bunu osiloskopta da birlikte görelim. ESD bilekliğimizi GND olarak kabul ederiz. GND ucu osiloskopta bağladım. Artı ucunu ise antenimin en uç kısmına değdirdiğimde şuradan frekans dalgalanmalarını görüyorsunuz. Gelin bir de yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 5 kHz'lik şurada bir frekans okuması yapıyor. Bir de yıldırım topraklama modunda Midas LRL batonumuzu kullanacağız. Buradan da hem batondan hem antenden frekans çıkışını gözlemleyeceğiz. Batonumun anten kısmını taktım. Geri çıkıyorum. Yıldırım topraklama moduna geldim. Burada gümüş seçimi yapalım. Şu anda gümüş seçimi yaptık. 8.7 kHz. Aramayı başlattım. Görmüş olduğunuz gibi ekranda 8.7 kHz'lik bir frekans yayılması mevcut. Şöyle bırakalım. Yine osiloskopumuzda GND ucumuzu bağladık. Ekrana yaklaştıracak olursak anten ucundan yine 8.7 kHz'lik bir frekans çıkışı, batona değdirdiğimde yine batondan da 8.7 kHz'lik bir frekans çıkışı alıyorum. Bu ölçümleri bir de multimetre cihazımızda görelim. Osiloskopumuzu bir kenara alalım. Bu arada cihazımız arama yapmaya devam ediyor. Hedefimiz gümüş, frekans aralığımız 8.7 kHz. Multimetremizi kHz kademesine aldık. Cihazımızı açtık. Yine LCD bileklik kısmı ortak uç, GND uç olarak kabul ediyoruz. Anten ucuma değdirdiğimde 8.7 kHz'lik bir çıkış. Baton ucuna değdirdiğimde ise yine 8.7 kHz'lik bir çıkış söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi Myra alan tarama cihazında bir hedef seçimi yaptığınızda o hedefin yaymış olduğu frekansın gerçekliğini hep beraber tespit ettik.